Ben de lavaboya özel lavaboya takıntım siz kendini var ya. Lavabo takıntım. Bir şey lavabo. Efendim? Kendini ve elbisesini göstermeye gelmiş. Bugün sizin için giyindim. Elbise de görülesi. Dünkü eşofman üstünden sonra evet. Giyindim. Eşofman üstü değildi. Neydi? Gömlek. Ha gömleği vardı. Aa. Ben dün de, spor bir şeyimdim. İyi ki de dün sizi uyarmışım. Ne? Gerçekten bugün biraz içim açıldı benim. Demek giyinebiliyormuş aslında da. Giyinebilir. Her zaman çalışıp giyiniyorum. Ama şu beni başkan demeyi hiç kimse kabul etmedi ama. Çünkü siz bizim başkanımız değilsiniz. Ufkunuzu açtım hanımefendiciğim. Bakın ne kadar güzel oldu. Bu elbiseler sizin gibi önceden dikilmiş bir elbiseler ya da şu an dikilmiş bir elbise değil. Bunlar zaten benim dolabımda olan elbiseler. Keşke ben her zaman giyinseydim. Böyle giyiniyorum. Ama mesela birazcık haklılık payı yok mu? Tabii içi gömlekli de pardon. Demek hani ilk gün diyor. Falan. Hani şu elbiseyi keşke dün de giysin. Spor bir şık olduğumu düşünüyorum. O kombinim de gayet iyiydi bence. Kötü değil ama hani yani televizyona evet. Çıkıyorsunuz ya eşofman gibi duruyordu biraz. Yani aslında çok daha iyi olmuş. Öyle bir masaya öyle bir kombin gayet iyiydi. Bugün bu de böyle masaya bir masaya kişiye saygısını gösterir. Bence çok yanlış. Mustafa uyamadığına katılıyorum ben. Çok yanlış bence. Bir masaya geliyorsun, haftanın ilk gününe geliyorsun. Evet. Yani masada ne çıkacağını da çok bilmiyorsun. Bence çok yanlış. Mustafa Bey sizin için abiye şey giyemedim. İnşallah bir dahaki sefere abiye giyerim. Beklerim, beklerim. Abiye giyinmek zorunda değilsiniz zaten. Bugün de abiye değilsiniz. Dünkü kombinim de gayet iyiydi. İlla bir dünkü elbise mi gerekiyor? Dün geç mi kaldınız yarışmaya Zuhal Hanım? Bir kere şapka vardı. Evet. Spor bir şapkım vardı. Bir yemek masasında oturulmaz. Niye bakın, oturulmaz? Dün bana dediniz ki ben sporcuyum. Sizin o zaman gününüzde ben de şapkayla geleceğim ben. Normal günümde ben sizin gününüzde de benim günümde şapkayla gelemem. Ben de gelmedim ki ben. Kesinlikle benim günümde geleceğim, şapkayla görüşeceğiz. Gelmeyin. Ben sizi masamda şapkalı hiç kimseyi kabul etmiyorum. Takacağım. İzin vermeyeceğim. Başkanım, Hacer Hanım dün şey gibi. Sizin başkanınız bana sökmez. Benim ben istediğim kombinle gelirim. Benim şapkasıyla kimse oturamaz. Bir kere bir yemek masasında şapkayla oturulmaz. Oturulur, oturdum. Oturulmaz. Nerede yazıyor bu kanun? Oturdum. Müjgan Hanım oturulmaz. Geldi aklıma. Yemek kurallarına bakın. Yemek yapımı, yemek masası düzeni, kapalı mekanlarda masası, zaten oturulmaz. Şapkayla oturulmaz, gözlükle durulmaz. Teşekkürler. Durulmaz. Kafada gözlükle de durulmaz. Tamam takalım o dün zaman. Dünle alakalı konuşabilir miyim? Bir saniye bir gözlük takımı var orada. Oturulmaz takalım dedi, oturacağım. Oturacağım mı böyle mi? Eğer yanlış anlamazsanız. Dün benim masamda ben gördüğüm Hacer Hanım şöyleydi. Masaya geç kalmış, programa geç kalmış, uyuyakalmış, son anda üstüne bir şeyler giymiş gelmiş gibiydi. Uyuyakalmadım. Her zaman Hacer Hanım'ı da öyle zannettim. Saçlarını tarayamamış, şapka takmış, üstüne de bulduğu eşofmanı giymiş. Evet evet Hacer Hanım'dan bahsediyorum. Eşofman değildi, bir gömlekti. Altında kot pantolonum vardı. Altında çok iyi bir ayakkabım vardı. Çapkam çok iyi bir şapkaydı. Gözlükle mi oturacaksın? Yani biraz oturmayı düşünüyorum. Benim için yani bir ürünün markalı olması bence. Benim için oturuyor. Şahsi olarak bir gıcıklığım yok ama böyle söyledi. Yani yemek adabında bir şapkanın, bir gözlüğün sizin yemeğinizi, yemenizi ya da hanımefendinin masasını ekart edecek hiçbir şeyin olmadığını düşünüyorum. Hayır. Ben şunu düşünüyorum. Bir davet masasında güneş gözlüğüyle şapkayla oturulmaz. Kombinime çok uygun ama kombine takıksınız ya. Zaten olsun kombine takıksınız ya. Spor gelmeyi tercih etmişsiniz galiba. Yani keşke bir tight'la tişörtle gelseydim. Yani hiç fit değil bu arada. Yani spor nasıl bir sporcusunuz spor onu da bilmiyorum. Maşallahınız var. Dur iki taraflı. Nasıl ya? Nasıl fit değil? Fit değil tabii ki spor yapıyorum. Bence gayet fit ve güzel bir kadınım ben. Yani burada yemekler konuşsak çok daha iyi olmaz mı sizce? Yani spor yapmıyorum zaten. Hangi sporla uğraştığına da bağlı. Ha yaptırıyorsun, yapmıyor musun? Çok iyi kickboks yapıyorum ben. Denemek ama şimdi spor salonları olan birinin de evet. Yapması gerekmez mi? Ben çok iyi satıyorum. Ha o kısımda iyiyim evet, ben. Spor yapmam diyorsun. Yoruluyorum. Ama mesela ben ne bileyim hani o işin kamu pedanı uzmanı olan bir insana gittiğimde önce onu incelerim artık mesela. Artık geçti evet. Benden. Ama zamanında, zamanında çok fazla yaptım. Sporun yaşı mı olur bunu sen söyleme var. Hayır şöyle ben çok yoruluyorum. Şey Hanım, İşletmeden belli çok spor dallarında da fit olmanıza da gerek yok. Mesela yani, sumo güreşinde belli bir kiloyla yarışıyorlar. Kickboksta outfit var belli bir kiloyla yarışıyorlar. Örneğe gel. Benim çok doğru. Bizim de çok rastladığımız Türkiye'de ekseriya zaten sumo güreşinde çok yapıldığı için doğru. İlk akla gelen spor için fit olmaya gerek yok. Sumo güreşi yapanların doğru söylüyor. Çok mantıklı evet. Bir örnek. Bravo. Çok güzel. Bir de insanların şöyle bir algısı var. Artık çorbamızı içtik mi? Tabii ki içelim de çok zayıf olmak çok fit anlamına o gelmez. O aynı. Yani çok zayıf insanlar hiçbir hareketi yapamıyorlar. Ben onu söylerim. Herkes zayıf olmak şeydir. Zorunda değil. Evet. Kaslı olmak, fit olmak, sağlıklı olmak, kendi evet. Metabolizmanıza şey. Göre. Ama bir sporcu olarak
ben sizden bir boyuma, spor yaşıma şey ve boyuma, almam yaşıma yani ve kiloma göre gayet iyi bir şeydeyim, standarttayım. Hadi, ne güzel. Hadi eline sağlık diyelim. Ah, çorbamızı içelim. Afiyet olsun. Sağlık. Hacer Hanım kendi söküğünü dikememiş. Sporcuyum diyor. Ben de spor geçmişim var. Eski fotoğraflarımda. Yani benim de kolum 42 santimdi. Ben de sporla ilgilendim. Ama o zamanlar ilgileniyordum. Şimdi ilgilenmediğim için çok daha fit bir vücuda sahibim ama sportif bir vücuda sahip değilim. Hacer Hanım da sporcuyum diyor ama asla kendi söküğünü dikememiş. Üzerime çok oynadılar. Yok fit değilsin, yok şöyle değilsin, yok böyle değilsin dediler. Ben kendimi bildiğimden beri böyle bir yapıda kadınım. Benim boyum 1.75. Ben her zaman bu kilolarda bir insandım. Hep de böyleyim. Kıyafetim bana çok yakışıyor, yüzüme çok yakışıyor. Güzel kadınların kaderi böyle oluyor maalesef. Ne çorbasıydı? Tam ismini bir daha hatırlatır mısın? Kemik sulu sebzeli şehriye çorbası. Kemik suyu hazır mı yoksa? Hayır, kendim kaynattım. Kendin kaynattın. Kendim. Burada mı kaynattınız? Kemiği nasıl kaynattınız? İncik mincik mi aldın? Kemik inciği aldım. İncikle yaptınız. Bir saat kaynattım, kemik suyunu. Bir saatten fazla. Evet, evet. O et suyu olur aslında, kemik suyu olmaz. Ama kemik. Hayır, kemiğini aldım. İliğini kullandınız mı? Kuzu aldım, kuzu kemik. Ben de ilikli kemiklerden ilikli kemikler acaba mi? Kuzu incik mi diye sordum ama. Yani içinden ilik mesela kuzudan ben ilikli diye belirtmedim ama ben kemik suyu. Kemiğini iliğini olur. Kemik suyu demedim ama bakın kemik suyu dedim. Ya zaten kemik suyu. Ya ilik suyu deseydim o zaman küçük yani şey alırdım. İlikli kemik alırdım. Et suyu olmuştu biraz. Yani. Et sulu çorba ama kemikli olmuş diye belirttim. Yani bu kemik diye belirttim. Et ben suyu deseydiniz yani keşke. Et suyu daha iyi olurdu. İncikle yapmışsınız bunu çünkü. Peki nasıl olmuş? Çok yağlı bir keresinde. Kıvamı çok yağlı. Hayır, çok fazla yağlı. Yağlı çorba bu böyle kaşıkta olur yani. Kalıyor. Çok yağlı. Ayşe Hanım kıvamı kaşığı güzel ama içindekiler pişmemiş. Ne pişmemiş? Çok da güzel pişmiş. Soğan çok kıtır kıtır ağza geliyor. Havuçlar aynı. Evet şehriyeniz güzel pişmiş. Ama kıvamını da güzel tutturmuşsunuz ama içindeki soğanlar, kapya biberleriniz ve havuçlarınız çok geri. Ama biraz dişe gelmesi lazım çok fazla değil mi? Dişe hayır, geliyor. Bir tadım gerçekten geliyor. Çok fazla dişe geliyor. Öyle olması lazım yani. O yapılışı bu. Aşağı yani mı tutup eritemezsiniz. Çorbanın içinde erip kaybolacak bir sebze bu sonuçta yani. Sebzeyi eritmeyeceksiniz. Ya sebzeyi arkadaşlar da yorum yapsınlar ama ciddi dirilik var şimdi çorbada. Ciddi mi? Şimdi süzme çorbalar ayrı. Evet. Ama taneli çorbalarda biraz dişe gelir ama çok ciddi bir dirilik var diyorsun. Bana hayır, göre dirilik var. Lezzeti nasıl? Lezzetinde bir sıkıntı yok. Kıvamını da beğendim. Güzel. Ama şunu söyleyebilirim. Bu bir et suyu, kemik suyu değil. Kemik tadı yok bir kere. Et suyu tadını çok az alıyorum. O aromayı alamıyorum kemik ben. Kemik ya kemik diye belirttim yani. Kemik suyu sonuçta yani. İncikten yapmışsınız. Bakın ilik suyu demedim. İlik suyu deseydim o zaman ilikli kemik alırdım. Öyle yapardım. Evet. Benim tarifim bu. Tabii. Saatlerce farklı kemiğin şey de kaynaması lazım. Kemik suyu zaten hanımefendi. En az bir 3 saat kaynaması lazım. 1,5 saat yani değil. Siz burada kolaylık yapmışsınız. İşte kolaylık İncik yaptım. Alıp onu kaynatmışsınız. Hiç kolaylık yapmadım. Gerçekten kolaylık peki, yapmadım. Peki Ayşe'cim bu noktada birazcık dinleyelim. Savunmanı yapacaksın elbette evet. Ama Necmettin? Kesinlikle yağlı. Kaşıkta da yağ tadı şey kalıyor ve damakta da yağ tadı bırakıyor. Ama kemik suyunda kemik yağ suyu olur yani bu kadarcık. Yani onda yani bir oranı olur açıkçası. İçinden aldığınız zaman bakın yani ya normal yani bu yağ. Çorbada normal. Sebzeden çok ben kaşığımda şu anda... Sebzeler de var bakın içinde kabak. Şöyle kabaklar yaptığınız çok zaman biber, kabak şurada, zaten sebze dediğiniz şuradaki biber, bir tane kabak. Kabak. Şu kabak var bir de şurada çok büyük bir kabak geldi az önce benim ağzıma. Yok, yani kabakların da küp işte küplüğü yok bence. Aa, o yani yüzden... bu şekilde doğrarsanız yani sizi ama de göreceğiz çok sert, yani. Çok sert geldi bana o yüzden. Değil normal. Kabak yani çok sert yapımı geldi. Kabak en çabuk eriyen bir ürün. O yani acaba başka bir sebze olmasın? Kabak ya. Kabak. Hayır dirilik var. Hayır, yani. Buldum yani. Hayır soğandan mı dedin? Şanı yok yani. Soğan mı kabak mı bilemiyorum. Dirilik var diriydi içinde. Kabak çok çabuk pişer de. Yani. Erimiş bile kabak. Sen de mi beğenmedin çorbayı? Ben aşırı yağlı buldum. Yani tadı nasıldı? Tadı
damağımda şu anda yağ tadı var. O kadar ya. Yok o kadar. Allah abartıyorsunuz Allah bence. Çok abartıyorsunuz. Peki Hacer'i de bir dinleyeyim bakayım ne diyecek. Şehriyeleri pişmiş ama yani kabak benim de ağzıma bir kaybettim. Sana da mı kabak geldi? Geldi. Hatta bana tekrar bir daha yedim. Tekrar bir baktım. Avuç olmasın biraz hani diri. Kabaktan geliyordu. Kabak çünkü hepsinin rengi. Doğranmış yani doğranma boyutları gayet güzel bence. Ama benim sanıyorum ki soğanımın kabukları var. Ayırdım buraya da. Sonradan mı kavurdunuz içine döktüğünüz soğanları? Bu soğan benimkiler kabuklar bunlar. Ben göremiyorum. Burada bende olmuş. Biraz yağlı olmuş ama çok kötü değil. Mustafa sendeyiz. Çok yağlı. Yağ. Çok yağlı. Bu yağ. İlikten kemikten de kaynaklı et olabilir. Siz de bildiğiniz için bu et yani. Pardon ekstra yağ koydun mu? Hayır, çok az bir şey tereyağı koydum. Çok az. Kendi şeyiyle pişti. Çok az. Bu şeyden kaynaklanıyor olabilir. 25 yıllık aşçısınız, çok fazla kişiye yemek yapıyorsunuz. Belki çok fazla koyduğunuzdan da olabilir. Ama çok yağ koymadım, emin yoğun bir ilik var. Bak, yani parıl parıl parlıyor. Kıvamını falan çok güzel kemik yaptım. Zaten yağını tuz oranının da biraz çünkü çorbadan sonra olduğunu düşünüyorum. Tuzlu da değil birbirimizi yani. Dinleyelim. Normal yani. Tuz hiç asla tuzlu değil mi çorba? Değil. Artı, değil. Kabul etmiyoruz tuzlu. Yok tuzlu değil. Dün benim çorbamda ben çok fazla tuz sevmediğim için de olabilir. Olabilir. Aslında ama gerçekten damakta o yağ tadını bırakıyor bende. Artı bazı ürünlerin gerçekten dün benim masamda çok tartışıldı bu. Eşit parçalanmadığı yani çok alakasız bölünmeler. Soğanın çok diri durduğunu. Mustafa Bey sizinki eşit değil soğan, büyüktü. Soğan, çok büyüktü. Soğan da büyük. Bende bütün bir tane mantar vardı. Siz parçalamamıştınız bile. Mantarların hepsini... Yani mantar jülyen olmaz. Dinleyin. Mantarların... O sizin tercihiniz. Ben mantarları jülyen doğruyorum ve ben yine söylüyorum. O jülyen değil. Jülyen değil. İnce ince doğrayıp dikine doğruyorum. Senin jülyen anlayışın biraz değişti. Tamam, şöyle değiştireyim o zaman. Ama şimdi burada dersen ki sebzeler pişmiş veya pişmemiş anlarız. İşte var, kabakta o sertlik var. Burada, soğan, kenara ayırdım soğanda da. Sen var. Bana iri doğranmış bir tane sebze gösterir misin? Yok, sevgili Mustafa. Alakasız olanlar var. Birinin hani, küçük, birinin büyük hani olduğu. Ya, elle doğranıyor. Şurada yani, soğanları. Gayet küçük. Aynı hizada şurada soğanları. Yani doğrayamazsınız yani. Hayır, aynı hizada. Soğanların büyük büyük ama çiğ kaldığını. Ama çok doğradım yani. Büyük doğramadım. Ama o soğanlar şu, büyük doğramış. Çiğ kalmışsa bir şey diyemem. Evet, ama büyük evet, doğranmamış. Ama diğerleri küçük küçük parçaların yanında iri kalmış. Sebze çok pişirilmez. Emin olun yani çorbada sebze şey de olmaz yani ama hani pişmesi gerekir. Soğanlarınız tam pişmiş. Şu soğan yani sizin bahsedeyim. Çorbanızdan sonra sizin çorbanız nasıldı yani? Benim evet, çorbam gayet güzeldi. Büyük büyük önümüze getirdiniz kocaman. Evet parçalama bile yapmamıştınız Mustafa Bey. Dikine dikine ince ince kestiğim mantarlar ve her zaman şeyi savunuyorum. Ben kaşığı daldırdığımda mantar dolu dolu olsun isterim. Afiyet olsun. Tamam çok küçük küçük doğrasanız da yine kaşığı mantar dolu dolu olur da ağzımızda.